Evet, gerilme taktiklerinden devam ediyoruz. Gerilme taktiklerini dört aşamada yapacağız. Yükleme durumlarına göre. Dört tane yükleme durumumuz vardı. Birinci yükleme durumunda sadece kirişin zati ağırlığını hesaba katmıştık. İkinci yükleme durumunda kirişle birlikte üzerindeki döşemenin ağırlığını da hesaba katarak taktik. Üçüncü durumda bir moment hesaplamıştık. Bu yükleme durumunda ise döşeme ile birlikte diğer taşıyıcı olmayan elemanların zati ağırlıklarını da hesaba kattık. Neydi bunlar? Yol kaplaması, korkuluk, kaldırım vesaire gibi ağırlıklar da vardı. Dördüncü yükleme durumu ise hareketli yüklerin de etki etmesi durumuydu ki dört aşama olarak değerlendiriyorduk köprü kirişindeki gerilmeleri. Şimdi gerilme hesaplarında kayıpların minimum olması durumu, yani yükleme durumu bir. Sadece elastik kısalma kaybının oluştuğu durumdaki kayıpları bir hesaplayacağız. İkinci olarak da yükleme durumu dört. Yani bütün yüklerin, bütün kayıpların oluştuğu yükleme durumundaki gerilmelere göre bir hesaplama yapacağız ve buna göre köprümüzde oluşan gerilme değerlerinin sınır gerilme değerlerinden büyük veya küçük olması durumuna göre ilave donatı, betonarme donatısı, nervürlü donatı kullanma gerekliliğine göre bu donatı miktarlarını hesaplayacağız. Şimdi elastik kısalmadan kaynaklanan kayıplarda sadece birinci olarak bu kalemimizi aktif hale getirelim. Birinci yükleme durumunda sadece elastik kısalma hesaba katılacak dedik. Elastik kısalmadan oluşan kayıp oranına eğer alfa diyecek olursak, başlangıçta verdiğimiz öngerme kuvvetini bu kısalma kaybından oluşan öngerilme kuvvetindeki kaybı hesaplayarak P initial başlangıçtaki öngerilme kuvvetini hesaplayacağız. Atıyorum mesela %5, %8 oranında bir kayıp oluştu elastik kısalmadan. Bu elastik kısalma kaybına orantılı olarak başlangıçtaki öngerilme kuvvetimizi düşüreceğiz. Buna göre bir gerilme hesaplayacağız. Son olarak da yükleme durumu 4'te bütün kayıplardan oluşan kayıp oranını beta olarak alacağız. Bunlar neydi? İşte elastik kısalma, rötre, sünme ve bir de çeliğin gevşemesi vardı. Bütün bu kayıpları elastik kısalmayla birlikte bütün bu kayıpları hesaba katarak başlangıç öngerilme kuvvetinin ne kadar azaldığını, yükleme durumundaki 4'e göre ne kadar azaldığını hesap edip buna göre oluşan gerilmeleri hesaplayacağız. Bu gerilmeler ışığında kesitimizde gerekli ilave donatı miktarlarını belirleyeceğim. Evet, biraz önce dört aşamada hesap yapacağımızdan bahsettik. Dört aşamanın yükleme durumu 1 ve yükleme durumu 4 için yapacağımız hesaplamalardan bahsettik. Bunda ilgili olarak öngerilme, başlangıç öngerilme kuvvetinin alfa ve beta katsayıları kullanarak ne kadar azaltılacağını ifade ettik. Bundan sonra ise şu tabloyu karşınıza getirdim. Burada köprünün açıklığındaki %20, %30, %40 ve köprünün tam açıklık ortasındaki işte halat sayıları, buradaki faydalı yükseklikler, geçtiğimiz haftalarda hesapladık bunları. Bu faydalı yüksekliğe göre hesapladığımız eksantristeler, yani eksantriste ne? Halatla köprünün tarafsız ekseni arasındaki mesafeler. Başlangıçtaki öngerilme kuvvetlerimiz halat sayısına göre. Neden farklı? Burada 28 halat, şu üçünde 20 halat, mesnette 20 halat kullanmıştık. Bir de böyle bir geçiş bölgesi tanımlamıştık. 24 halat olarak ifade ettik. İkisini toplayıp ikiye böldük. Buradaki öngerilme kuvvetlerini hesapladık. Birinci yükleme durumunda elastik kısalma kaybından
kaynaklanan kayıp oranını geçen hafta bu kayıp oranlarını hesapladık. Beta katsayısı ise toplam öngörülme kayıplarını ifade ediyordu. Yine bunu da geçen hafta toplam elastik kısalma, sünme, büzülme ve çeliğin gevşemesinden kaynaklanan toplam kayıpları hesaplamıştık. Bu kayıplara göre biraz önceki şurada verdiğim formüllerden yararlanarak öngörülme kuvvetinin birinci yükleme durumundaki azaltılmış değerleri, bakın P değeri 5481'den 5046'ya düşmüş. Elastik kısalma kaybından dolayı kablodaki gevşemeden dolayı kablodaki gerilmenin azalma miktarını bu kuvvete göre hesaplayacağız. Toplam bütün öngörülme kayıplarını hesaba katarsak 5481'den açıklık ortası için 4338'e düşmüş. Yani bu kuvvetlerin azalma miktarlarını da hesapladık. Şunları ise yüklerden ileri gelen momentleri SAP 2000 analizinden sonra hesapladığımız değerler bunlar ise. Yani bu tabloda gördüğünüz her şeyi daha önceki derslerde hesapladığımız değerler. Bunu tek bir tablo haline getirerek aslındaki amacımız ne burada? PI ve PE değerlerini bulmak. Bu PI ve PE değerlerini bu şekilde bulduktan sonra, yani buna göre gerilme kontrolleri yapacağız. Yükleme durumu 1, yükleme durumu 2, yükleme durumu 3, yükleme durumu 4 için bu yükleme durumlarının ne olduğunu anlatmıştım ama bir kere daha tekrar etmek gerekirse yükleme durumu 1'de sadece prefabrik kiriş zati ağırlığı var. Bu zati ağırlık etkisinde ne var? Kirişin kendi ağırlığı yani MG1 yüklemesinden kaynaklanan moment artı öngörülme kuvveti var. Kablonun öngörülmesinden kaynaklanan kuvvet. Bu kablonun öngörülmesinden kaynaklanan kuvvet bir eksenel yönde basınç gerilmesi oluşturuyor bir de. Kirişin altında da üstünde de basınç gerilmesi oluşturur. Sonra kablonun kirişi çizeyim. Şu kablonun ekseni olsun. Şu da tarafsız eksen olsun. Şu aradaki mesafeye ne dedik? E mesafesi, eksantrisite. Bir moment etkisi yaratıyor kablonun eksantrikliği. Kirişin altında kiriş yükleme durumu 1'de. Ne yapıyor? Kirişin zati ağırlığı olduğu için sadece kirişte ters bir sehim oluşturuyor. Yukarı doğru kirişi eğilmeye zorluyor. Dolayısıyla alt kısımda bir basınç. Bu sebeple buradaki işaret eksi basınç oluşturduğu için eksenel yöndeki kablo gerilmesine ilave olarak aşağıda eğilmeden kaynaklı bir basınç gerilmesi oluşuyor. Şu yukarıdaki kablo eksantrisitesinin oluşturduğu moment bölü mukavemet momenti. Kirişin mukavemet momenti. Şu ikisi anlayacağımız kadarıyla kablodan oluşan gerilmeler. Biri eksenel gerilme, biri kablo eksantrikliğinden kaynaklanan gerilme. Altta bu basınç, üstte ise ne olacak? Çekme. Dolayısıyla buradaki işaret artı bir gerilme yaratıyor. Çekme gerilmesi olduğu için yine kablo PI bakın buradaki kuvvette. PI şu hesapladığımız sadece elastik kısalma kaybından oluşan kuvvet kaybını dikkate alarak hesapladığımız kuvvet. Bir de ne var? Köprünün zati ağırlığının oluşturacağı moment, zati ağırlığının oluşturacağı moment aşağıda çekme, yukarıda basınç oluşturacak. Dolayısıyla alt için hesaplama yaparken buradaki işaret artı, üst için hesaplama yaparken buradaki işaret eksi hale geliyor. Şuradaki değerler emniyet gerilmeleri. Bu emniyet gerilmelerini nereden aldık? Birinci, ikinci derste köprü projelendirmede bu emniyet gerilmelerini hesaplamıştık. Tablolar halinde göstermiştim. Geriye dönüp şu anda da gösterebiliriz. Bu basınç gerilmeleri altındaki kontroldü. Çekme gerilmeleri için limit değerler ise 3,62. Kirişin altında hiç çekme gerilmesi oluşmayacak. Kirişin üstünde de en fazla izin verilen, ters sehimden dolayı izin verilen çekme gerilmesi 3,62 megapaskalı geçmeyecek denilmiş. Buna göre bu gerilmeler hesaplanıyor. Şu birinci yükleme durumuna göre kiriş alt ve üstünde işte mesnet bölgesinde mesnetten kiriş yüksekliği kadar ki açıklıkta sonra kiriş
açıklığının %10'u, %20'si, 30'u, 40'ı ve tam giriş orta açıklığındaki gerilme değerleri bu formüllerden hesaplanarak elde ediliyor. Dikkat ettiğimizde burada girişin üstünde 3,23 megapaskallık bir gerilme oluşuyormuş. Altında ise 18,69 megapaskallık bir basınç gerilmesi oluşuyormuş. Yani yükleme durumu bir de girişin altında 18,69 megapaskallık bir basınç gerilmesi, üstünde de 3,23 megapaskallık bir çekme gerilmesi oluşuyormuş ki sınır değerimiz 3,62 idi. Devam edelim. Yükleme durumu 2'de ne dedik? Prefabrik kirişin kendi zatî ağırlığıyla birlikte bir de döşeme ağırlığı var dedik. Yani şuradaki kurgu aslında bir öncekiyle aynı. Buraya ilave olarak ne geliyor? Döşeme ağırlığından oluşan moment geliyor. Yalnız yükleme durumu 2 farklı kuvvet eşliğinde hesaplanıyor. Biri tüm öngerilme kayıplarının oluştuğu duruma göre öngerilme kuvveti kullanarak, bir diğeri ise yükleme durumu 2'de sadece başlangıç öngerilme kuvveti, sadece elastik kısalma kaybının oluştuğu varsayılarak kullandığımız öngerilme kuvveti. Bunu iki durum için hesaplamak gerekiyor. Bu yine emniyet gerilmelerini daha önceki derslerimizde hesapladığımız değerler, basınç gerilmesi için -18 megapaskal, çekme gerilmesi için altta 3,34, üstte 4,18 megapaskallık bir sınır değerlerimiz mevcut. Bu maksimum kayıplar için hesaplanan gerilme kontrolleri, bunda biraz önce de dediğim gibi PE değerini tüm öngerilme kayıplarının oluştuğu duruma göre hesaplıyoruz. Bir de sadece elastik kısalmadan kaynaklanan gerilme kaybını hesabını dikkate alarak hesapladığımız gerilmeler var. Minimum kayıplar ile hesapladığımız gerilmeler var. Yükleme durumu 2'de de bu gerilmeleri hesaplıyoruz. Onların hesabı da burada. Yükleme durumu 2. Minimum olduğu durum için verdiğim formüllere göre, maksimum durumu olduğu için verdiğim formüllere göre hesaplanıyor. Bununla bunun arasındaki fark, birinde P yerine PI, minimumda kayıplar maksimum iken de P yerine PE kullanıyorum. Formülde değişen tek bu değerler. Birinde PI, birinde PE. Onun haricinde şu verdiğimiz formüller çekme ve basınç gerilme kontrolü için aynı değerler arkadaşlar. Sadece şuradaki emniyet gerilmeleri minimum ve maksimumda değişiyor. Bir de şu kuvvetler değişiyor. Yükleme durumu 3'e geldiğinde ilave olarak daha önceki yüklemeye ilave olarak ne oldu? Yol kaplaması geldi. Elektrik direği, korkulu, trotuar vesaire gibi yükler geldi. Tabii bu aşamaya geçtiğimizde artık kesit kompozit çalışıyor. Üzerindeki döşeme ile birlikte tablolu kompozit bir kesit olarak çalışıyor. Dolayısıyla şuraya kadar olan kısmı biraz önceki gösterdiğim formüllerdi. Bu yüklemede yükleme durumu 3'te ne ilave oldu? Diğer taşıyıcı olmayan zatî yüklerden geri gelen moment tesirleri dahil oldu. Bunların dahiliyetini neye bölüyorum mukavemet momentine bölerken? Kompozit kesitin mukavemet momentine bölüyorum. Daha öncekileri prefabrik kirişin mukavemet momentiydi. Dahil olduktan sonra böldüğü mukavemet momenti ise kompozit kesitin mukavemet momenti olarak hesaba girdi. Buradaki işaret mesela kirişin alt bölgesinde artı denmiş. Neden artı deniyor? Çünkü üzerindeki yüklerin oluşturacağı, kiriş üzerinde oluşturacağı moment alt kısımda çekme artı, üstte basınç eksi olduğu için bu işaretlerde buna göre ilave ediliyor. Şu formüller aynı arkadaşlar, basınç ve çekme. Bunu niye iki tane ayrı ayrı formül şeklinde veriyorum? Basınçtaki emniyet gerilmesi ve çekmedeki emniyet gerilmesi farklı olduğu için. Yoksa formüllerde bir değişiklik yok.
gerilme eksi 18 ile 3.34 arasında olması gerekiyor. Yükleme durumu 3'te emniyet gerilmeleri arasında kalabilmesi için. Yükleme durumu 4'e geçtiğinde ise ne oldu? İşin içine hareketli yükler de girdi. Bütün zati yüklerle birlikte hareketli yükler de girdi. Tabii hareketli yüklerde yine kompozit kesit tarafından taşınıyor. Dolayısıyla formülümüzün bakın en genel hali yükleme 4'te baştan kullandığımız formül hep ilaveler yaptık. En son ilavemiz de şurası. Hareketli yüklerden ileri gelen gerilme etkisi. Bu gerilme etkisinde de yine kompozit kesiti kullandığımızda kompozit kesitin mukavemet momenti kullanılıyor. Buradaki emniyet gerilmeleri de daha önceden hesapladığımız tablolardan elde ettiğimiz değerler. Şimdi bu dört yükleme durumuna göre şu tabloyu oluşturduk diyelim. Bu tabloyu oluşturduktan sonra bakıyoruz. Bizim sınır gerilmelerimizden farklı olan gerilmeler var mı? Mesela şurada kirişin altında yükleme durumu 4'te 2.73'lük bir çekme gerilmesi var. Kirişin altında çekme gerilmesi 3.34'ten küçük olmalı sınırı sağlıyor. Ama tabii ön gerilme donatısı tek başına bu çekme gerilmesini alamaz. 2.73'lük çekme gerilmesini karşılayabilmek için bu gerilmeden doğan çatlakları engelleyebilmek için çünkü ön gerilmeli bir kiriş elemanında çatlak oluşumu istenmez. Çatlak oluşumunu engelleyebilmek için bakın kırmızıyla gösterdim. Şuradaki çekme gerilmeleri ve birinci yükleme durumundaki 3.23'lük çekme gerilmelerini betonarme donatılar kullanarak almam gerekiyor. Çatlak oluşumunu engellemek için. Peki bunun hesabını nasıl yapacağım? Demek ki yükleme durumu 1 ve yükleme durumu 4 benim için kritik olan. Neden? Burada çekme gerilmeleri oluşuyor. Diğer taraftan oluşan basınç gerilmeleri benim verilen limitlerin altında. 18.69 verilmiş mesela. Geliyorum şuraya. İlk yükleme durumuna 20.25'ten büyük olacak. 18.69 daha büyük. Sağlıyor. Basınç gerilmesi daha düşük öngörülenden. Yani buradaki limitleri aslında basınçları da hep kontrol etmek lazım. Şunların hepsinin limit değerlerinin altında olup olmadığını 18.9'muş yükleme 2 ve 3'te. 2'de minimumda 18.9, maksimumda 18, 3'te 18. Şu basınçlara baktığım zaman limit değerleri 18.9 olduğu için şu da küçük. Maksimum olduğunda 18'de 18'den küçük. Burada da 18'de 18'den küçük olduğu için herhangi bir basınç gerilmesi durumunda sınır gerilmeyi aşma durumu söz konusu değil. Yani bu tablodaki değerlerin yükleme durumu 1, 2, 3, 4 için verilen sınır gerilme değerlerini sağlayıp sağlamadığı tek tek kontrol edilmeli. Bizim yaptığımız kontrol sonucunda da burada çekme gerilmelerini rastlıyoruz. Yükleme durumu 1 ve yükleme durumu 4'te. Bu çekme gerilmelerini karşılamak için de betonarme donat hesabı yapacağız. Şimdi yükleme durumu 1'de nerede oluşuyor? Çekme gerilmesi üstte. Ne yapıyor? Çünkü ters sehim yaptırıyor. Sadece kirişin zati ağırlığı olduğu için ön gerilme kuvveti kirişi kaldıraç etkisiyle yukarı doğru eğmeye zorluyor. Üstte bir çekme gerilmesi oluşturuyor. 3.23'e 18.69. Bakın bu değeri unutmayın. Şuraya çizdim. 3.23 üstte çekme, 18.69 altta basınç. Şimdi kılıflamadan sonra oluşan çekme gerilmeleri betonarme donatısı ile karşılanacak. Yukarıdaki 3.23'lük gerilmeyi betonarme donatısı ile karşılamak istiyorum. Peki buradaki 3.23'lük gerilmenin yüksekliği ne? Şurada 17.68 olarak göstermişim ama bunu nasıl hesaplayacağım? Üçgenlerin benzerliğini kullanıyorum.
3.23'ün 18.69'a oranı, yani şu oranı gösterirken yanlış gösterdim. 3.23'ün 18.69'a oranı neye eşit olmalı? Şu mesafenin x'in, buraya x dersek, x'in kirişin toplam yüksekliğine olan oranı. X'in ya da bu kelebek şeklinde olduğu için şöyle göstermem lazım. Şuranın bir diğer uzunluğa oranına eşit olmalı gerekiyor. Buradan x'i çektiğinde 17,68'miş. Bu çekme bölgesinin yüksekliği. Yani şuradan başlıyor, çekme gerilmesi 0. En yukarı 323 megapascal oluyormuş diyelim. Yalnız şimdi bu 17,68 yüksekliğinde bir gerilme oluşuyor. Ben şöyle bu alanı taradım. Şuradan kesik kesik iz düşümüyle. 1966.66 santimetre karelik bir alanda çekme gerilmesi meydana geldiğini tespit ettik. Buradan benim amacım şu. Donatı hesabı yapabilmem için bir kere buradaki çekme kuvvetini hesap etmem lazım. Yani gerilmeden kuvvete geçiş yapmam lazım. Gerilmenin 3.23 olduğunu biliyorum ama kuvvet ne? Kuvveti hesap etmek için de bu bölgeyi ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Şurası dikdörtgen olan kısma 1, trapez olan kısma da 2 diyecek olursam. Şuranın ağırlık merkezi, şuranın toplam yüksekliği 10. Ağırlık merkezi tam 5 santimde. Buradaki 5, üstteki bölgenin ağırlık merkezi. Şu 13.3 ise şuranın ağırlık merkezini hesaplıyorum. Ağırlık merkezinin toplam 17 idi. Üst yüzde olan uzaklığı da 13,3'müş. Şu üstteki bir numaralı bölgenin alanı 127.500 milimetre kare. Aşağıdaki trapez bölgenin alanı ise 69.160 milimetre kare. Şimdi ben bir benzerlikten daha faydalanarak şu alana gelen gerilmeyi hesaplamam lazım. Yani tam şunun merkezindeki yukarıda gerilme 3.23. Tam şu hizada bir numaralı alanın merkezindeki gerilme nedir diye hesap yapacak olursam, şu yine gerilme grafiğinden şuradaki gerilmeyi ve şu aşağıdaki gerilmeyi hesaplamam gerekiyor. Şu iki gerilmeyi. 5 ve 13.3 olarak şu mesafeleri de biliyorum. Şurası 5, şurası 13.3. Yine burada üçgenlerin benzerliğinden yararlanarak gerilmeleri hesapladığımda tam dikdörtgen bölgenin merkezindeki gerilme 2,32, trapez bölgenin merkezindeki gerilmeyi ise üçgenin benzerliğinden hesapladığım yerine 0,80 olarak hesaplıyorum. Şimdi buradaki bir numaralı bölgedeki alanla bu gerilmeyi çarptığımda, yani şu iki ifadeyi çarptığımda buradaki çekme kuvvetini buluyorum. 295.800 Newton. Aşağıdaki bölgenin alanıyla aşağıdaki bölgenin merkezindeki gerilmeyi çarptığımda da aşağıdaki bölgede oluşan çekme kuvvetini hesaplıyorum. 55.320 Newton. Bu ikisini topladığımda çekme kuvveti çekme bölgesine 351.120 Newton olarak etki ediyormuş. Donatı alanını nasıl hesaplayacağım burada gerekli olan donatı alanını? Kuvvet bölü donatının 9 tane Fi18 kullandığımız takdirde 2289 milimetre karelik bir donatı alanı elde etmiş oluyoruz aşağıda. Bir Fi18'in donatı alanını hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplarız? 3 çarpı 3,14 çarpı 18'in karesi bölü 4 dediğimizde 1 18'lik donatının donatı alanını hesaplarız. 9'la çarptığımızda da toplam donatı alanı bakın büyüktür 2090'dan. Dolayısıyla 9 tane 18 buraya 3.23 megapaskallık çekme gerilmesini karşılamak için gerekli. Bunu neye göre hesapladık? Yükleme durumu 1'e göre hesapladık çekme gerilmesi. Gelelim kiriş altında kullanılacak betonarme donatısının hesabına. Bu hesabı da şuradaki 2.73'lük gerilmeyi, yükleme durumu 4'teki 2.73'lük gerilmeyi karşılamak için kullanacağız. Bakıyorum
kiriş altına bakın 2.73'ü yine aynısını çizdim. Yukarıda da 15.34'müş. 15.34'te bir basınç gerilmesi varmış. Buna göre 2.73'lük gelişmenin şu tarafsız eksenini hesapladım. Nasıl hesapladım? Yine benzerlikten 15.34'ün 2.73'e oranı neye eşit olacak? Eğer şuraya 120-x dersek şuraya, buraya da x dersek 120-x'in x'e oranını. Dolayısıyla şuranın yüksekliği ne oldu? 18,13 oldu. Bakın burası dikdörtgen bir kesik. Burada trapez falan yok. Sadece bir tane bölge var. Peki buranın yüksekliği ne? 18,13. Yarısı 9. Peki alanı ne? 126.900 mm². Yani 18.13 ile 70'i çarptığımda 126.900 mm² bir alan elde ediyorum. Bu alanın tam ortasındaki gerilme değerini hesaplamak istiyorum. Şurası 2.73 ise 9 santim üzerindeki gerilme, şuradaki gerilmeyi benzerlikten yine hesaplayabilirim. Toplam yüksekliği biliyorum sonuçta. Bu gerilmeyi hesapladığımda da 1,365 megapaskallık bir gerilme oluşuyormuş tam aşağıdaki bölgenin merkezinde. Alanla bu gerilmeyi çarptığımda neyi bulurum? Çekme kuvvetini bulurum. Sonuçta gerilme nedir? Kuvvet bölü alandır. Kuvveti hesaplamak istiyorsam gerilmeyle alanı çarparak kuvveti bulurum. Bu iki kuvveti çarptığımda çekme kuvveti 173.200 olarak elde edildi. Bu kuvveti de donatının akma dayanımına böldüğüm takdirde gerekli donatı alanı 1030 mm². Bu 1030 mm² de 5 tane 18'lik demir kullanarak sağlayabiliyorum. Çünkü 5-18'liğin alanı 1271 mm² olarak hesaplanmış. Bunu nasıl hesaplıyorum? 5 çarpı 3,14 çarpı 18'in karesi bölü 4 yaptığımda 1271 rakamını buluyorum. Bu da 1030'dan büyük olduğu için aşağısı için seçilen donatıdan 5,18 olarak belirleniyor.